Bugün çok büyük bir gün nene. Ay kırıldım. Anlayamadım ki. Allah. Bugün çok önemli bir gün, biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. Söyle bakalım, bugün neden önemli bir gün Pepeciğim? Bugün annemle okula gidiyoruz. Gerçekten mi? Evet nene, gerçekten. Okulun bahçesinde park bile var nene. Çok sayıda ebeveynden Pepe neden devam etmiyor diye bir soru alıyorum ve size haber vermek istiyorum ki Pepe devam ediyor. Çocuklar Pepe'nin en yeni bölümlerini Api'den izliyor. Keşke kağıtları hızlı okuyabilseydik. Bu kadar kağıdı kimse okuyamaz Papa. Ancak bilgisayarlar bu kadar hızlı okur. Kaka! Harikasın. Sen de hemen app'i indir ve Pepe'nin yepyeni bölümlerini izle. Bu platformu mutlaka kullanın. Eğer bir app'iniz yoksa hemen bir app'i indirin ve çocuğunuzu app'i ile tanıştırın. Düşünsene. Çok. Aa, sen okula gittin mi nene? Tabii gittim evladım. Okul herkesin mutlaka gitmesi gereken çok güzel bir yerdir. Okul nasıl bir yer nene? Anlatsana hadi, ne olur. Okulda tanışabileceğin bir dolu arkadaş vardır Pepe. Yaşasın, arkadaşa bayılırım. Başka? Sonra hiçbir yerden öğrenemeyeceğin bilgilerin anlatıldığı, anlatılan bilgilerle ilgili oyunların oynandığı bir sınıf vardır. Aa, sınıf mı? O ne demek nene? Yani bir oda gibi düşün. Senin yaşında okula gelen çocukların bir arada olduğu bir odadır sınıf. Tamam. Anne hadi artık gidelim okula lütfen. Geliyorum canım. Ah benim güzel oğlum. Demek büyüdün de okula gidiyorsun ha? Duygulandım. Evet, geldim bile. Ay çok heyecanlıyım. Çok heyecanlanmana gerek yok canım. Önce okulu göreceğiz, nasıl bir yer olduğuna bakacağız. Eğer seversen kaydımızı yaptıracağız. Peki kayıt yapınca ne oluyor anne? Kayıt demek, ben bu okulun kurallarını kabul ediyorum ve bu okula her gün geleceğim diye söz vermek demek canım. Ya, okulların bazı kuralları vardır Pepeciğim. Okulda evdeki kadar serbest olamayız bu yüzden. Ama olsun, evde de bazı kurallarımız yok mu nene? Akşam yatmadan dişlerini fırçala, sabah kalkınca yüzünü yıka, etrafı dağıtırsan geri topla. Aferin benim oğluma. Doğru Pepeciğim. Evde de bazı kurallarımız var. Okulda da kurallar vardır. Fırını, zekanı. Güzel torunum benim. Canım nenem. Bebe yukarıda uyuyor anne. Biz geç olmadan geliriz. Hoşça kal nene. Hadi güle güle Pepeciğim. Yaşasın. Heyecanın biraz geçti mi Pepe? Hayır anne, hala çok heyecanlıyım. İşte okula geldik. Wow. Güzel görünüyor değil mi? Evet anne, çok heyecan verici görünüyor. Peki neden okulda kimse yok gibi anne? Okullar daha başlamadı Pepe. Bugün sadece kayıt yaptırmaya geldik. Okullar kayıt yaptırdıktan birkaç gün sonra açılacak. O zaman kayıt yaptıran tüm çocuklar ve öğretmenler burada olacak. Peki biz bugün kimi göreceğiz? Tabii ki öğretmenin olacak kişiyle konuşacağız Pepeciğim. Ay anne. Söyle Pepeciğim. Ben gerçekten de okullu mu olacağım yani? Evet bir tanem. Pepe artık okullu olacak. Şu an çok mutlu. Mutlu. O da olacak okullu. Okullu. Pepe şu an çok mutlu. O da olacak okullu. Okullu. La 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 la. Okullu. La 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 la.
la 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 la. Anne, anne. Sesime gel tatlım. Vay. Merhaba Pepe. Hani bir oğlunuz olduğunu söylemiştiniz ama ben birini göremiyorum. Allah Allah. İşin ilginç yanı ben de göremiyorum. Acaba? Keşke ortaya çıksaydı da biraz tahta misket boyasaydık beraber. Tahta misket mi? Evet, tahta misket sever misin? Evet, çok severim. Dedem bana hep tahta misket yapıp verir. Ben de onları renk renk boyarım. Al bu kalemleri. İstersen şuradaki küçük masada sen de misket boyayabilir. Hatta etrafı gezebilirsin. Tamam. Biz de annenle biraz konuşalım, olur mu? Olur. Şişu. Efendim Pepe. Bak ben neredeyim. Görüyorum canım, harika bir okuldasın. Aslında burada bir sürü oyuncak var. Evet canım, ana sınıflarında ki sen ana sınıfına başlayacaksın. Bol bol oyuncak vardır. Öğretmenler anlatmak istediği pek çok bilgiyi oyuncaklar yardımıyla anlatır. Ay, öğretmen bize bilgi öğretecek öyle mi? Evet canım, ama oyun oynarken yeni şeyler de öğreneceksin. Bu öyle zevkli bir şey ki. Evet, hem eğlenmek hem öğrenmek. Ben okullu oluyorum Şuşu, düşünsene okullu. Şu an çok mutsuz. Mutlu mutlu. O da olacak okullu. Okullu. Pepe şu an çok mutlu. Mutlu mutlu. O da olacak okullu. Okullu. Lay 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 lay. Şuşu, öyle mutluyum, öyle heyecanlıyım ki. Seninle gurur duyuyorum Pepe. Okulda çok mutlu olacağından, çok güzel arkadaşlar edineceğinden hiç şüphem yok tatlım. Yaşasın okulum. Anne, kayıt oldum mu şimdi ben? Bu kadar hevesli olman ne güzel Pepe. Buraya her sabah geleceksin değil mi? Evet, gelmeyi istiyorum. Başka çocuklar da gelirse tabii. Tabii gelecek. Birçok çocuk kayıt yaptırdı. Senin sınıfında sanırım 6 tane arkadaşın olacak Pepe. 6. Bir de ben varım 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani 7 kişi mi olacağız sınıfta? Evet tatlım. Hep beraber çok güzel vakit geçireceğiz burada. Hadi okul başlasın artık o zaman. Bebe baba. Bebe de uyanınca abisinin okulunu görmek istedi. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hadi size biraz okulu gezdireyim. Tamam. Hadi. Burası Pepe'nin sınıfı. Abi ne güzel bir yer burası. Her yer oyuncak dolu. Okulda oyuncaklarla oynanıyor mu öğretmenim? Tabii ki Bebe. Aman okul sıkıcı bir yer değil. Evet bak Bebe. Tahta misket bile boyayabiliyorsun hem de. Vay çok güzel. Hadi gelin biraz da bahçeyi göstereyim. Burada park var. Evet Bebe, burada park da var. Öğretmenin adını nereden biliyor anne? Ben söyledim sanırım hayatım. Tamam. Hop. Çok zevkli Bebe. Hadi sen de kay. Okul harika bir yermiş abi. Anne, baba. Efendim hayatım. Söyle küçük kelebeğim. Ama ben de okula gitmek istiyorum. Bebe de okula başlayabilir mi yani? Aynı sınıfta olamazsınız ama.
O da oyun sınıfı açılırsa gelebilir tatlım. Yaşarım. Burası da çok amaçlı bahçemiz. Burada havalar güzel olduğunda derslerimizi bile çimenlerin üzerinde yapıyoruz. Sonra kutlama günlerinde burada harika kutlamalar yapabiliyoruz. Ay, kutlamalara bayılırım ben öğretmenim. O zaman eve gidip okula başlamanı kutlayalım. Ne dersin Pepe? Kutlamalara bayılırım. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk nene. Pepe evde değil mi? Pepe gel. Geç bak, salonda Pepe. Merhaba Pepe. Merhaba Zezi. Ne yapıyorsun Pepe? Şey Zezi, keşif yapıyorum da. He, keşif mi? Evet, bak şimdi. Kapatmamıza engel olan şey ne? Rüzgar Pepe. Niye açtıncım Pepe? Sana keşfettiğim bir şey gösterecektim ama rüzgar izin vermedi. Evet, ne kadar da güçlüydü. Aslında bu da bir keşif. Rüzgarı gözümüzle görmüyoruz ama camı iterken ya da yüzümüze vurduğunda ya da peçeteleri havalandırdığında onun varlığını anlıyoruz. Hiç böyle düşünmemiştim Pepe. Evet, ben de şimdi keşfettim Zezi. Keşif yeni bir şey bulmak mı demek yani? Evet, babam söylemişti. Neye bakıyorsun? Bak ağaçlara, hala dışarıda rüzgar var. Hem karlara bak, rüzgar karları da bu tarafa doğru itiyor. Evet. Şimdi rüzgar gitti. Ne yapıyorsun Pepe? Bu gerçekten olağanüstü Zezi. Ben de bakacağım, ben de. Al bak. İnanamıyorum. Kar tanelerin böyle desenleri olduğunu hiç bilmiyordum. Ben televizyonda bir belgeselde izlemiştim. Her kar tanesi başka başka desendedir diyordu. Gerçekten de öyleymiş. Evet Pepe, hepsi başka. Kar tanelerini keşfettik, yaşasın. Rüzgarı da keşfettik. He, doğru. Biz keşfetmeyi çok sevdik. Keşfet, 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 keşfet. Kendini, dünyayı, herkesi mutlu et. Keşfet, 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 keşfet. Kendini, dünyayı, herkesi mutlu et. Etrafına bak önce, gördüklerini söyle. Etrafına bak önce, gördüklerini söyle. Sor sorunu gözlemle, şimdi onu bir dene. Sor sorunu gözlemle, şimdi onu bir dene. Keşfet, 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 keşfet. Kendini, dünyayı, herkesi mutlu et. Keşfet, 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 keşfet. Kendini, dünyayı, herkesi mutlu et. Keşfedecek çok şey var, nasıl yağıyor bu kar. Keşfedecek çok şey var, nasıl yağıyor bu kar. Su nasıl olur kaynar, görünür mü hiç rüzgar. Su nasıl olur kaynar, görünür mü hiç rüzgar. Keşfet, 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 keşfet. Kendini, dünyayı, herkesi mutlu et. Keşfet, 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 keşfet. Kendini, dünyayı, herkesi mutlu et. Keşfet, 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 keşfet. Kendini, dünyayı, herkesi mutlu et. Yaşasın keşfetmek. Ne oluyor Pepe? Nene, nene. Sanki içinden bir şey çıkacak. Evet, sanırım yemekler dışarı çıkmaya çalışıyor. İyi de yemekler nasıl hareket edebilir ki?
Evet, ben hiç hareket eden yemek görmedim. Efendim? Aa bak bir şey çıkıyor. Nene, nene koş. Ne oldu çocuğum? Geliyorum, geliyorum. Tenceredeki yemek dışarı çıkmaya çalışıyor sanki. Ne dedin, ne dedin? Görmedin mi nene? Çok yaşa, hem mi Pepe? Ama görmedin mi nene? Cidden kapak açılıp açılıp kapanıyordu. Ne oluyordu nene? Makarna yapmak için su koymuştum tencereye. Su kaynamaya başlamış. Ama kapak açılınca böyle şeyler çıkıyordu. Evet, doğru. Su belli bir sıcaklığın üstüne çıkınca buhar olur ve havaya karışır çocuklar. Su buhar mı olur? Bakın, ateşi arttırdım. Yani tenceredeki su daha çok ısınıyor. Isındıkça da su kaynayıp buhar oluyor. Buhar da çıkmak için kapağı iteliyor. İteledikçe de tencereden dışarı böyle çıkıyor. Ay canına. Rüzgarın camı itmesi gibi. Evet. Biz bir şey daha keşfetmiş olduk. Etrafımızda da keşfedilecek ne kadar çok şey var. Evet, ne kadar çok. İçmek için su alabilir miyim? Tabii çocuğum. Ben de nene. Alın bakalım. Hadi odama çıkalım. Tamam. Yemek pişince haber veririm ben size. Tamam nene. Etrafına iyi bak Zeze. Her an keşfedecek bir şey bulabiliriz. Evet. Aa bak Pepe. Hı? Bu telefon. Ses telefonun içinden geçip nasıl bizim kulağımıza kadar geliyor? Ses yürüyebilen bir şey mi? Hiç düşünmemiştim Zeze. Gerçekten nasıl geliyor acaba? Ay döktüm. Peki bu su ya da bıraktığımız herhangi bir şey. Örneğin bu kalem. Neden her şey yere düşüyor, dökülüyor? Oo ben bilemiyorum Pepe. Cidden keşfedilecek. Ne çok şey varmış meğer. Pepe, Zeze siz ne güzel sorular soruyorsunuz. Ne güzel şeyler fark ediyorsunuz öyle. Keşfetmeyi çok sevdik biz şişu. Aferin size. Dünyaya sorular sormak, bu sorulara yanıtlar aramak çok insanca ve çok doğru bir davranıştır çocuklar. Peki bazı sorularımızın yanıtlarını bulamıyoruz Şuşu. Örneğin telefonun içinden sesin kulağımıza nasıl geldiği. Bıraktığımız her şeyin neden yere düştüğünü. Karın gökyüzünden nasıl olup da yağdı. Bu soruların yanıtlarını bize bilim insanları verir çocuklar. Bilim insanları mı? Evet canım. Bilim insanları nasıl bilebiliyor bu soruların yanıtlarını Şuşu? Bilim insanları araştırdıkları konularla ilgili sürekli sorular sorarlar. Tıpkı sizin yaptığınız gibi. Biz şimdi bilim insanı mı olduk? Evet. Bunu hep yaparsanız elbette olabilirsiniz Pepeciğim. Bilim insanları merak ettikleri soruların yanıtlarını bulmak için de sürekli sizin gibi gözlem yaparlar. Sen camın kenarında kafanda sorularla karın yağmasını gözlemledin örneğin Pepe. Kar tanelerine büyüteçle bakıp kar tanelerini gözlemlediniz. Sonra içinde yemek kaynayan tencereyi gözlemlediniz. Biz bugün bayağı bilim insanı olmuşuz o zaman. Bilim insanları başka ne yaparlar Şuşu? Deneyler yaparlar canım. Ve deneyerek vardıkları sonuçları mutlaka ölçerler. Nasıl yani? Örneğin su dolu bir tencereyi ocağın üstüne koyunca belli bir süre sonra kaynamaya başlıyordu değil mi? Evet. Bu aslında bir deney. Suyu ocağa koyduk, altını yaktık, kaynamasını bekledik ve kaynamasını gözlemledik. Şimdi sıcaklık ölçmek için kullanılan bu termometreyi suya daldırdığımızda 100 dereceyi gösterdiğini görürüz. Ve bu bilgiyle dünyanın her yerinde geçerli bilimsel bir yanıt elde etmiş oluruz. Su 100 derecede kaynar ve buhara dönüşür. Vay canına. Bu bilim çok heyecanlı bir şey Şuşu. Bilim dünyayı keşfetmenizi sağlıyor öyleyse. Değil mi Şuşu? Aynen öyle canım. Ben büyüyünce bilim insanı olmak istiyorum. Ben de. Tüm dünyayı keşfetmek istiyorum. Keşfet, 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 keşfet. Kendini, dünyayı, herkesi mutlu et. Keşfet, 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 keşfet. Kendini, dünyayı, herkesi mutlu et. Etrafına bak önce, gördüklerini söyle. Etrafına bak önce, gördüklerini söyle. Sor sorunu gözlemle, şimdi onu bir dene. Sor sorunu gözlemle, şimdi onu bir dene. Keşfet,
mutlu et. Keşfet, 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 keşfet. Kendini, dünyayı, herkesi mutlu et. Keşfet, 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 keşfet. Kendini, dünyayı, herkesi mutlu et. Kapıyı iten şey ne acaba? Yeni bir keşif yapacağız sanırım. Bebe? Zil çalışmıyor. Kapıda dondum soğuktan. Seni bebe. Ne oldu ki? Bebeği keşfettik. Bebeği keşfettik. Ne güzel bir gün. İçim neşe dolu bugün. Yaşasın. Merhaba Pepe. Merhaba Şişu. Ne oldu Pepe? Neden bu kadar mutlusun canım? Bilmiyorum Şişu. Bugün kendimi çok mutlu hissediyorum. Ne güzel. Şişu biliyor musun? Biz çiftlikteyken sık sık denize gidiyoruz. Deniz buraya çok yakın. Ha, bilmiyordum. Ne güzelmiş. Böyle sıcak yaz günlerinde denize girmek çok güzel olmalı. Evet Şişu, ben denize girmeyi çok seviyorum. Papa! Papa! Efendim dede. Papa! Biz Eke, Bebe ile denize gideceğiz. Sen de gelmek ister misin? Aa, tabii tabii gelmek isterim dede. Ama Şila neden gelmiyor? Teyzem, nenem. Onlar bugün evde bize bir şaşırtı hazırlayacaklarmış. Aa, şaşırtı mı? Evet evlat. Hadi hazırlan papa. Benim deniz çantam hazır dede. Hemen alıp çıkabiliriz. Gel bakalım Ekecik. Denize gideceğiz. Çok mu sevindin sen? Eki mutlu, sevindi. Ay, ben de çok mutluyum. Denizi çok seviyorum. Aa, demek buradasınız. Ben de sizi arıyordum çocuklar. Buradayız Deyce. Denize girmek için hazır mıyız peki? Evet. Harika. Ben de hazırım anne. Harika görünüyorsun Pepe. Dedem nerede? Buradayım evlat. Hadi gelin. Şimdi herkes kalkışa hazır mı? Evet. Baksana bebe, deniz orada. Gördün mü? Aa, evet abi. Masu abi, bir deniz. İnişe geçiyoruz çocuklar. Geldik geldik, yaşasın. İniyoruz. Hadi herkes mayonlarını giysin çocuklar. Tamam. Gel ben sana yardım edeyim Ekecim. Ekenin göbeğine bak. Göbek ne? Bak, burası göbeğimizdir Eke. Bu Eke'nin göbeği. Bu Pepe'nin göbeği. Bu da benim göbeğim. Göbek, göbek. Senin göbeğin küçücük ya. Çok tatlı görünüyor Eke. Eke'nin göbeği. Evet çocuklar, alın bakalım size birer tane deniz simidi getirdim. Aa dede, ben şunu istiyorum. Al bakalım. Al oğlum Eke, bu da tam sana göre. Pepeciğim, bu da senin. Birini tıkıyoruz dedi. Hayır minik kelebeğim, bunu belimize takıyoruz. Bel mi? Belimiz neremiz dedi? Ben söyleyeyim mi dede? Söyle bakalım Pepe. Belimiz işte buramızdır. Buramız belimiz öyle mi? Evet canım, buramız. Burası göbeğimiz, burası belimiz. İşte taktım belime. Eke de taktı. Pepe de taktı. Ha? İşte üçünüz de belinize simitlerinizi taktınız çocuklar. Aa, niye çıkardın minik kelebeğim? Şey dede, şimdi burası göbeğimiz, burası belimiz. Doğru. Karnımız nerede?
Aa, doğru. Bunu ben de bilmiyorum. Karnımız neresi dede? Göbeğimizin içi karnımızdır çocuklar. Karnımızı dışarıdan göremeyiz. Göbeğimizin arkasına saklanmıştır çünkü. Aa, gerçekten mi? Evet Pepe. Yani bu göbeğimizin arkasında içimizde karnımız vardır. Evet Pepeciğim. Harika. Burası belimiz, burası göbeğimiz. Göbeğimizin arkası yani içimizde karnımızdır. Ben göbek karın. Cıp cıp. Aferin Eke sana. Ne oldu bebe? Göbeğime ayağım çarptı. Ay, özür dilerim kardeşim. Acıdı mı? Hayır, acımadı. Abi bir de çarptı. Hayır, göbeğime çarptı Eke. Neydi bebe? Belimiz, göbeğimiz, karnımız. Evet abi. Belimiz, göbeğimiz, karnımız. Hepsi şunun içinde. Aa, evet doğru, belimizde, karnımızda, göbeğimizde suyun içinde şu an. Pepe. Ne peki dede? Onların adı Duba Pepeciğim. O dubalar denizde yüzerken bu çizgiyi geçmeyin demek için konulmuş işaretlerdir çocuklar.
dubaları geçmenin tehlikeli olduğunu söylüyor bize. Aa, bilmiyordum. Peki o zaman dedemin yanına kadar yüzelim hadi. Yatışacaksın be. Abi yüzüyor, bebe yüzüyor. Pamuk abi. Şey, benim de bebeğime bir şey çarptı. Ama ne olduğunu anlayamadım. Aa, ne olabilir ki? Ay, yine bir şey çarptı. Bu sefer belime çarptı. Aa, bu ne ki? Yaşasın. Şunlara bak, ne güzel alan çekiyorlar. Gördün mü Ekin? Evet. Büyüyünce sen de böyle Pepe gibi, Şila gibi, bebek gibi halk oyunları oynayacaksın evlat. Nenemle Eki bizi izliyor. Bir şey mi isteyeceksin hayatım? İsteyin hayatım dedim. Dedemin nenene hayatım demesinden çok hoşlanıyorum. Ben yemek yapacağım da Eki sizin yanınızda kalsın. Biraz göz kulak olun çocuğa, olur mu? Aa, tabii tabii. Sen bak işine. Aa, göz kulak olmak mı? Göz kulak olmak ne demek dede? Biz Eki'ye nasıl göz kulak olabiliriz ki? Aa, evet. Ne demek göz kulak olmak? Şöyle çocuklar, göz kulak olmak bizim güzel Türkçemizdeki çok güzel deyimlerden biridir. Göz görmemize, kulak duymamıza yarar ya. Birine göz kulak olmak demek, onu korumak, kollamak demektir. Gözümüzün, kulağımızın hep onda olması demektir. Ha, yani nenem Eke'ye dikkat edin. Bir yerlere kaçmasın demek istiyor, öyle mi? Evet, evet. Aman diyeyim, gözünüzün önünden ayırmayın. Pire gibi vallahi bir anda yok oluyor. Merak etme hayatım. Yine hayatım dedi. Hadi hemen şişelim. Hadi bas düğmeye ki. Müzik çalsın. Tamam. Allah seni. Aferin kardeşime benim. Harikasınız çocuklar. Harika, harika. Koçum, ne oldu? Söyle bakalım. Eki koptu. Aa, neden Eki? Evet, neden Ekeciğim? Sesten. Sesten mi? Hangi sesten Eki? Aa, anladım sanırım. Şila'nın zılgıtını ilk kez duyduğu için biraz tedirgin oldu Eke çocuklar. Çocuk mu? Evet Ekeciğim, ablan halay çekerken çok mutlu olduğu için öyle bir ses çıkardı. Yani o ses mutluluk sesi. Evet güzel kardeşim, böyle mutlu olduğumuzda. Yani korkacağım bir şey yok Ekeciğim. Zılgıt mutluluk sesidir. Evet, bazen çok üzüntülü olunca da zılgıt sesi çıkarabiliriz. Ama şu an hepimiz mutluyuz Eke. Eke de mutlu. Yapamıyorum ki Eke. Bir daha yapsana Şila. Yapayım mı Eke? Evet, yap Şila. Ben bayılıyorum zılgıta da.
oyunlarımıza da. Ben de çok seviyorum türkülerimizi. Halk oyunlarımızı öyle çok seviyorum ki. Ben de bayılıyorum halk oyunu oynamaya. Ben de. Dede, neden biz bu kadar çok seviyoruz halk oyunu oynamayı? Çünkü onlar bizi biz yapan çok önemli şeyler Papa. Bizim dedelerimiz, nenelerimiz. Aa dede, senin de mi deden var? Evet, tabii ki baba. Benim dedem de var, dedemin dedesi de var. Herkesin dedesi, nenesi vardır. Küçük bebeğim. Aha, ne güzel. Ne diyordum? İşte bizlerin dedeleri, neneleri, onların dedeleri, neneleri, yani hepimizin ataları bu halk oyunlarını, neşelerini, mutluluklarını, sevinçlerini, bazen de üzüntülerini birbirleriyle paylaşmak için kendileri bulmuşlar. Aa, bizim atalarımız bu oyunları bulmuş öyle mi? Evet Çilacığım. Yaşasın atalarımız. Yaşasın. Ben kendimi çok mutlu hissediyorum. Hadi horon tepelim o zaman. Tamam hadi. Deli boy kavaklar, deli boy kavaklar, açtı yeşil yapraklar, açtı yeşil. Allah seni Eke. Eke. Ben uyarı bulmadım. Ben uyarı bulmadım. Dansın kar. Kızlar dansın kar. Yapmak kara. Yandan 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 biz korkar. Yandan yandan biz korkar. Yandan 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 biz korkar. Yandan 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 biz korkar. Yandan yandan biz korkar. Yandan yandan. Askadan gel askadan. Askadan gel askadan. Kızlar dansın kar. Çok eğlendim ama biraz dinlenelim. Evet ben de yoruldum. Hadi o zaman içeri gidelim, biraz soluklanalım, hem de su içelim. Hadi. Nerede? Aa, hay Allah, burada değil mi? Eyvah, dışarıda kaldım. Ay nenem, gözünüzün önünden ayırmayın demişti, koşun. Eke! Oğlum! Eke! Eke! Neredesin tatlı çocuk? Eke! Eke, güzel oğlum neredesin? Eke! Ay ortalıkta görünmüyor. Nasıl unuttuk biz? Koçum! Eke! Neredesin oğlum? Eke! Oğlum! Eke! Eke! Ekeciğim, ses ver kardeşim. Saklambaç mı oynuyorsun yoksa? Ne arıyorsunuz öyle bakayım he? Eke'yi bulamıyoruz. Hay Allah iyiliğinizi versin, nasıl bulamıyorsunuz? Oğlum Eke! Oğlum neredesin ay? Nasıl ayırdınız gözünüzden? Özür dileriz nene. Bir an dalgınlığımıza geldi. Eke! Allah'ım. Nasıl kaybedersiniz el kadar çocuğu? Vallahi anlamadım. Eke!
Yok, yok, yok. Baktığım hiçbir yerde yok. Güzel kardeşim, lütfen neredesin? Ne yapacağız şimdi nene? Vallahi saçımı başımı yolacağım. Nasıl unuttuk çocuğu ya? Ya, ders olsun size. Sizi gidi dalgınlar sizi. Bir şey mi dedin nene? Nasıl kaybettiniz çocuğu diyorum yahu. Ne yapacağız? Ay, canım mekan benim. Şu an hemen burada olması için ne istese yapardım. Hani şey, hani çeksene. Ha, Ege. Aa, güzel kardeşim. Allah seni Ege. Yaşasın Ege, burada burada. Çocuklar Pepe'nin en yeni bölümlerini Api'den izliyor. Keşke kağıtları hızla okuyabilseydik. Bu kadar kağıdı kimse okuyamaz Papa. Ancak bilgisayarlar bu kadar hızlı okur. Kaka, harikasın. Sen de hemen Api'yi indir ve Pepe'nin yepyeni bölümlerini izle. O da olacak akıllı. Pepe şimdi çok mutlu. O da olacak akıllı. Abi? Efendim bebe? Ben çok heyecanlıyım. Sen niye heyecanlısın bebe? Benim güzel abim okula gidecek diye. Ben de çok heyecanlıyım. Pek çok yeni arkadaşım olacak, düşünsene. Bütün gün okulda olacağım. Ne oldu bebe, niye üzüldün? Aklıma şey geldi de. Ne geldi? Çocuklar. Anne. Her şey yolunda mı? Evet anne, sadece çok heyecanlıyım. Şimdi uyuyacağız, uyanacağız, okula gideceğiz değil mi anne? Evet canım. Okuldan ne zaman eve gelecek abi Şahane? Akşama doğru bebeciğim. Tamam. Ay hadi uyuyalım o zaman. Hemen sabah olsun istiyorum. Hadi o zaman yataklara bakalım. Yumun bakalım gözlerinizi. Ha? İyi geceler, tatlı rüyalar. Sana da anne. Sana da. İyi uykular güzel kardeşim. İyi uykular. Ne oldu bebeciğim? Neden uyumuyorsun bir tanem? Uyumuyorum çocuğum. Bir sebebi var mı bebeciğim? Kendimi biraz üzgün hissediyorum. Demek kendini üzgün hissediyorsun öyle mi? Evet çocuğum. Çünkü abim yarın okula gidecek. Ve ben onu çok özleyeceğim. Ay canım benim. Evet abin okuldayken onu biraz özleyeceksin ama... akşama doğru abin de seni çok özlemiş olarak koşarak eve gelecek. Burada beni özler mi yani? Bence kesin özler bebe. Şuşu. Efendim bebe? Ben böyle çok sevindiğimde ya da çok üzüldüğümde içimden çok çok duygular geliyor. İçinden çok çok duygular geliyor demek. Evet, böyle çok duygu geldiğinde de şarkı söylemek istiyorum. Çok güzel bebe. Şarkı söylemek hislerimizi, duygularımızı anlatmanın bir yoludur çünkü bebeciğim. Örneğin şu an bir şarkı geldi, hislerimi anlatacağım. Bunu söyleyebilir miyim? Tabii ki bir tanem, dinliyorum. Özledim seni, özledim seni. Bir nefes gibi özledim seni. Sen benim canımsın, sen benim balımsın. Bir canecik pepemsin, hayatım caneşemsin. Sen benim canımsın, sen benim balımsın. Bir canecik pepemsin, hayatım caneşemsin. Özledim seni, özledim seni. Harika bir şarkı bu bebe. Hislerini ne güzel anlattın bir tanem. Evet, şimdi hissettiklerimi paylaşmış oldum seninle. Paylaşınca biraz rahatladım. Canım benim, çok sevindim. Şimdi uyuyabilirim. İyi geceler bebeciğim. İyi geceler şişim. Abin de beni özleyecek değil mi şuşu? Bence özleyecek bebeciğim. Hadi uyu. Bakalım yarın Pepe beni özleyecek mi? Hadi anne, hadi çabuk çabuk gidelim ay.
Tamam, gidiyoruz Pepeciğim. Çok tatlı. Görüşürüz bebe, görüşürüz nene. Görüşürüz abi. Anne, bugün sen de okulda kalacak mısın? Kalmamı istersen kalırım canım. Ama her gün kalamam. Yok yok, bugün biraz kal. Ben arkadaşlarıma alışınca gidersin, olur mu? Olur canım. İşte geldik. Aa Pepe, seni gördüğüme çok sevindim. Biraz heyecanlıyız. Hani benim sınıftaki arkadaşlarım nerede anne? Bak burada Bibi var. Merhaba. Adım Bibi mi? Evet. Benim adım da Pepe. Bisikletin var mı? Var ama evde. Bir de ittirgitim var. Okula ittirgitimi getirebilir miyim anne? Öğretmenine soralım. Belli günlerde getirebilirsin Pepeciğim. Ama her gün değil. Bibi ile oynayabilir miyim? Al sen bin. Çok güzelmiş bisikletin Bibi. Teşekkür ederim. Senin kardeşin var mı Pepe? Aa evet. Çok güzel bir kız kardeşim var Bibi. Adı Bebe. Aa bebeciğim, ne yapıyorsun orada? Hadi aşağı gel de oyun oynayalım. He? Canım istemiyor dene. Allah Allah. Senin canın oyun oynamak istemiyor öyle mi? Neyin var kızım? Pepe ne yapıyor acaba anneciğim? Aa, Pepe okulda arkadaşlarıyla tanışıyordur sanırım bebeciğim. Sence Pepe beni özlüyor mudur? Aa, bence kesin özlüyordur bir tanem. Ben de onu çok özledim de. Oy benim duygu küpü torunum. Canım abişim. Özledim seni, özledim seni, bir nefes gibi. Özledim seni, sen benim canımsın, sen benim balımsın. Bir canecik pepemsin, hayatım caneşemsin. Özledim seni, özledim seni, bir nefes gibi. Özledim seni. Bütün gün pencerede mi oturacaksın bebeciğim? Abim ne zaman gelecek anneciğim? Akşama doğru gelir. Hadi aşağı inelim de oyun oynayalım. Hadi hadi. Tamam. Ben kaydıraktan kayacağım. Ben de kayacağım. Bir arkadaşımız daha geldi. Ama göremiyoruz ki. Zeze? Ah, Zeze mi? Ben Zeze'yi tanıyorum. Merhaba. Aha Pepe. Seni gördüğüme çok sevindim Pepe. Ben de seni Zeze. Demek tanışıyorsunuz. Evet. Aa Zeze bak, bu da Bibi. Merhaba. Merhaba. Ben de Zeze. Hadi kaydıraktan kayalım o zaman. Çocuklar, hadi gelin benimle. Güzel bir oyun oynayalım ha? Oyuna bayılırım ben. Ben de. Oturun. Şimdi bugün okulun ilk günü. Sınıfınızdaki tüm arkadaşlarınız henüz gelmedi. Ama ilerleyen günlerde onlar da gelecek. Ne oynayacağız öğretmenim? Şu an ne hissediyorum oyunu oynayacağız. Aa, nasıl oynanıyor bu oyun öğretmenim? Şöyle bir iç sesimizi dinliyoruz önce. Ve bu kartlardaki duygulardan hangisine yakın bir duygu hissettiğimize karar verip kartımızı seçiyoruz. Evet Zeze, hangi kartı seçiyorsun? Kendini nasıl hissediyorsun? Mutlu. Kendimi mutlu hissediyorum öğretmenim. Çok güzel Zeze. Peki ya Bibi sen? Aa Bibi, ya. Kendini mutsuz mu hissediyorsun arkadaşım? Evet. Ama neden ki? Annemi özledim. Anlıyorum seni Bibi. Annem birazdan gelecek biliyorsun değil mi? Hı hı.
Pepe, sen kendini nasıl hissediyorsun canım? Aslında ben de Bibi gibi hem annemi hem de canım kardeşim Bebe'yi özledim öğretmenim. Ama özlediğim için kendimi mutsuz hissetmiyorum. Çünkü zaten biraz sonra annem gelecek ve beni evime kardeşimin yanına götürecek. Yani ben de kardeşimi ve annemi özledim ama burada olduğum için de mutluyum. Çok güzel anlattın. Aferin sana. Hadi Bibi sen de üzülme. Biraz daha parkta oynayabilir miyiz öğretmenim? Kaçın, kaçın. Kaç gün yapamaz, yanılacağım. Sen de bizi yapamaz. Bebe, bebe. Biz geldik güzel kardeşim. Ben okulda yeni arkadaşlarla tanıştım. Bir sürü oyunlar oynadım, çok eğlendim. Okulu çok sevdim. Ama seni de çok özledim bebe. Gerçekten mi? Evet ya, ne sandın? Özlemeyeceğim.